üzerine gelsinler. Siz buna dayanmışken kusura bakmayın lafınızı rica ediyorum, kestim. rica ediyorum. Bir de bize gelen en çok sıkıntıların birisi kullanılmış telefon sattığımız için çalıntı. Şimdi ben size bir soru Abi çalıntı soracağım. Sonra telefonlar da var değil mi? onu ben cevaplayacağım bir de. Hem sorup hem cevaplayacak mısın? Ben bir avukata soru soracağım. Bu Tamam. size çok gelen bir şikayet mi? Çalıntı telefonlar olayı oluyor mu? Tabii. Çalıntı telefonlar da var. Maalesef bazı firmalar ve bazı şirketlerde yeni sıfırdan yapmış olduğu sözleşmede telefon veriyor. Telefon da sıfır ama telefon maalesef çalıntı herhangi bir yerden. Onların belirli bir şifreleri, kodları var. Onları bile çözebiliyorlar. Hadi ya. Yani onlara Teknik o dahi kadar gelişti. hani belki Akın Bey Ben şimdi tasdikleyecektir. Yani uydu meselesiyle onun o cep telefonunun hangi kartı kullandığı çıkabiliyor ortaya. Onların seri numaraları var. kaçış yok aslında. Hatta onları bile manipüle yapabiliyorlar. Bunun adını koyalım lütfen. Bunun adı dolandırıcılıktır. Şimdi ben Evet. geçen hafta da izledim, severek izledim. Yine Akın Bey ile Sait Bey yine çok güzel şeyler anlattılar. Bu konuda da tabii ki Sait Bey ile Akın Bey'in çok samimi olduklarını, yapmış olduğu özelliklerle ve hediyelerle olsun ya da E ki zaten özür dilerim, faktörlerle dürüstlüklerine olsun inanmazsam ben çok programa çağırmam. ben Sağ olun. altını yeniden çiziyorum. Çok samimi ve kendileri gerçekten Türksever ve zaten Sait Bey'in de daha demin vermiş olduğu o ikililer, üçlüler, o cümleler zaten ne anlama geldiğini, hangi şirket filosofisini, Güttüğünü, oluşturduğunu. hangi metodunu zaten uyguladığı bu iki tane bir abimizin, bir kardeşimizin zaten ortada. Maalesef çok dolandırıcı şirketlerimiz var ve bunların çok para kazandığı da ortada. Ama tabii ki sonuçta Sait Bey'in de söylediği gibi doğru olan kazanır. Doğru ve Ne olur var adaletli olan yıkılmaz kazanır. derler Bu zaten. konuda da ben Yani ikisine de ben anlatmak onun istiyorum. için burada yeniden kutluyorum onların Buyurun ikisini. Akın. Şimdi biz kullanılmış telefonları ilk ben kendim olarak değil de Wiesbaden bölgesi olarak çalışma sistemimiz kullanılmış telefonu şahıstan aldığımızda bütün pasaport bilgilerini alıp o telefonu satmamak şartıyla ilk başta polise kontrole gönderiyoruz. Polis kontrol ediyor çalıntı mı değil mi diye. Çalıntı değilse telefonu devam satıyoruz. Çok iyi. Bu güvencelidir Olması yani gereken bir şey kullanılmış bu telefonu zaten. rahatlıkla. Tabii işte bu da yine gösteriyor. Akın Bey'in şirket filozofisini, metodunu, mottosunu ortaya koyuyor Çok zaten. önemli. Yani çok düzgün ve doğru şekilde, adaletli bir şekilde çalışıldığı zaten ortada. Çok güzel. Evet, değerli konuklar, değerli izleyenler, sayın misafirler, ben her programda naçizane birer ya da ikişer şiir paylaşıyorum. Hani böyle bütün akış boyunca kendime ayırdığım küçük bir paydır aslında da. Müsaade ederseniz bu akşam da benim için çok özel olan bir dostum, arkadaşım, çok değerli bir arkadaşım için. Onun bugün doğum günü saat 12 itibariyle sevgili Kadri için okuyacağım. Kadri uzun zamandır görüşemediğimiz ve yıllar sonra kavuştuktan sonra çok sevinçle kucaklaştığım bir arkadaşım. Bakalım bu şiir de ona gelsin. Aslında şiir tadını almak isteyen herkese de gitsin. Umarım hoşunuza gider. Sevgili Murat Hocam verirse bir şiir paylaşalım istiyorum. Yalnızım çünkü sen varsın. Gel desen delirdim. Gittiğin uzakta bendim. Dağ gibi bir ihanetten düştüm. Bu kendime son gelişim. Ölüm baz öpüşler kusuyorum ceplerime. Kendimi suçüstü yakalıyorum. Ve kentsizliğimin isimsizliğini yalnızlığa dert ekip keder biçiyorum. Gözlerime senden düşler sürüyorum. Islak bileklerim kan bayramına yatıyor. Sonra bir durağa yaslanıyorum. Sonra bir kente. Ve sen gidiyorsun. Ben diyorlar ki kendini dinleme. Neden susuyorsun? Oysa gel de sen gelirdin. Biliyorsun. Bu kentte her yağmur kendini ağlar. Aklıma düşsen yalnızlık oluyorum. Ağzımdaki uykudan öpmüyorsun nicedir. Nerede, kimi üşüyorsun? Artık ben kendini yakan bir ateşim. Kendimize birbirimizden düşler yapamıyoruz. Şimdi boş duraklara yaslanıyorum. Boş kentlere. Oysa
gel de sen. Gelecektim, biliyorsun. Yeni utançlar biriktiriyorum eski günahlarıma. Cüzamlı ruhlar cehennemine gidiyorum ben. Kirli sözlerimi temize çekme. En yaralı yanımdan vurmalısın beni. Çünkü uçmak, düşmeyi göze almaktır. Susuşuna kan döküyor gözlerim. Sen gözüne çiğ kaçtı sanıyorsun. Oysa bilmelisin, yok sayan sensin. Kimsenin içi görünmez ve hiç bulamadıklarını asla yitiremezsin. Bak, şimdi aramızda sessiz kalıyor söylenecek bütün sözler. Bu geceye bir şarkı lazım, bir söz lazım. Kalbime bir ışık, bir yol lazım. Gidemem ki. Dar gelir odalar, duramazsın. Dar gelir kalbim, dayanamazsın. İçinde bir sevda, susturamazsın. Bu fotoğrafta ağlayan gözler yalan. Bu şiir, bu kenarı yanmış mektup yalan. Belki sen yalandın, belki ben yalan. Belki bu aşkla yalan. Her sabah akşam oluyorsun. Alnından ellerine damlıyorsun. Yüzündeki yağmurla iniyorsun kente. İçine dert oluyorsun bu şehrin. Dışına yağmur. Yüreğimde dağılıyor tuzla buz terk edişin. Duvarlarım kan öksürüyor. Ve sen başkalarının gözlerinde bana vuruluyorsun bir kez daha. Beni bir durağa yaslıyorsun. Beni bir kente gidiyorsun. Oysa gel de sen gelecektim. Biliyorsun. İnsan kendini bulmamalı. Hep aramalı. Gittiğin yerden başlıyorum öyleyse. Gece cinnetlerimi de alıp yanıma. Denize bakmayı bilmeyenler bir gün mutlaka boğulur. İşte bundandır gözlerinden kaçışlarım. Hadi bana en militan kelimelerle saldır. Batır içime cümlelerini. Beyhude bir dehşet bırak bana. Hak ediyorum. Yorgun söylentiler kanıyor solgun yaralarımdan. Kırılır mı bilmem hüznümde taşıdığım kin. Kinim kendime. Susuşum sana. Küsüşüm tüm dünyaya. Üstü kalsın ihanetinin. Gel de sen gelecektin. Biliyorsun. Yine bir tren geçiyor içimden. Sen kesiliyorum gülüşümün karşılığı olarak. Saçların bir rüzgarın öyküsünü taşıyor. Süsle beni ey aşk. Geçtiğin yerleri öpüyorum şimdi. Kirpiğinden yapılma bir dar ağacına geceyi asıyorum. Yoksun. Bu yağmurlar ıslatmıyor beni. Bir durağa yaslanıyorum sensiz. Gidişinin en acıtan yerinden yırtılıyorum. Gel de sen gelecektim oysa. Biliyorsun. Hadi. Hadi en kanadığımız yerde susalım. Gel de sen gelirdim. Git dedin ve gittin. Aşka, rüzgara, ayrılığa, zamana, elveda. Süper. Vallahi tadını aldığım bir şiir bu. Üstad yüreğine sağlık ama ben şiir okumaktan vazgeçmedim. Onu da ifade etmeye çalıştım. Yok sana şiir okutacağım zaten. Yani, işte, yani yılmadım. Hani, ben sözümün şöyle arkasındayım. Sağlık, estağfurullah. Sağlık, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok hoş bir aşk şiiri paylaşmaktan zevk aldım. Evet. Sen dedim ya hani tanımladım. Başı evet. Deniz aşağı derya derler ya. Sen de çok... Hazır mısın? Aslında başlamışken gidelim ya. Gruptaki arkadaşların kırmızı noktada sana güzel bir fon müziği yapsın. Yani olabilir, hiç böyle dallandırmadan, olabilir. Budaklandırmadan şimdi, lafı. Ha? Tabii biz sosyal bir insan olmamızla birlikte... Al bakalım abi. İş dünyası...